İyi akşamlar. Bugün 23 Aralık 2009 Çarşamba. Baba Haber Bülteni başlıyor. Sayın seyirciler, şu an elimize geçen bir son dakika haberini sizinle hemen paylaşmak istiyorum. Polis şu an büyük bir operasyon hazırlığında. Muhabir arkadaşımız Beşir de olay yerinde. Zaman kaybetmeden hemen kendisine bağlanıyoruz. Evet Beşir. Evet sayın seyirciler, son derece tehlikeli bir kanun kaçağının yerini tespit eden güvenlik kuvvetleri şu anda çok büyük bir operasyon yapıyorlar. Şşş, sessiz ol, sessiz. Şahinden Kartal'a, Şahinden Kartal'a. Ortalık sakin gözüküyor, kimseler yok. Harekete geçmek için durum müsait. Anlaşıldı Şahin. Operasyon başlamıştır arkadaşlar. Sen oraya geç. Siz oraya gidin. Siz de çembere alın, çembere. Hadi bakalım. Emre, hadi hızlı hareket edelim. Sen o tarafa, sen o tarafa, sen de bu tarafa, sen de bu tarafa git. Tamam. Sen de hedefe yönelin. Olun. Hedefe. Sessiz olsun herkes. Sessiz olun. Sessiz. Sessiz. Öbür taraftan, öbür taraftan. Tamam. Etrafını sardık. Hazırız. Teslim ol. Etrafı sarıldı. Sayın seyirciler, şu anda etrafını sardılar mezarlığın. Operasyon mezarlığa mı yapılıyor? Ne yazıyor orada? Engin Çeber. Oo. Evet sevgili Anchor. Gördüğünüz gibi bu operasyon geçen sene polis karakolunda işkence sonucu ölen Engin Çeber'i yakalamak içinmiş. Yani ölmüş hem de işkence sonucu ölmüş bir adam için arama kararı çıkartılması da herhalde sadece bizim ülkemizde olan bir şey. Değil mi Anchor? Kıpırdama sakın. Etrafın sarıldı. Evet, sakın kıpırdamasın. Zaten nasıl kıpırdayacak ki abi? Hay Allah. Sayın seyirciler, Türkiye bugünlerde Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği İstiklal Marşı okuma yarışmasında birinci olan 11 yaşındaki Marina Sözde'yi konuşuyor. Rum asıllı olan bu küçük kızımız İstiklal Marşı'nı okurken hem kendi ağladı hem de milyonları ağlattı. İşte bu küçük kızımızdan feyz alması gereken büyükler. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Bu şafak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bu şiddet, bu celal sana. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Geçtiğimiz haftanın sonunda Konya'daki Mevlana törenleri sırasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli uyuklaması ekranlara yansımış ve Başbakan'ın bu hali merak uyandırmıştı. İşte Baba Haber bu merakı giderdi. İzliyoruz efendim. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Konya'daki törenlerde sürekli uyuklamasının sırrı Koca Kafalar Haber Merkezi ekibinin yaptığı sıkı araştırmalar sonucunda açıklığa kavuştu. Birilerinin Tayyip Erdoğan'ın ıhlamuruna uyku ilacı karıştırdığı anlaşıldı. Evet sevgili seyirciler, birileri başbakanımızın ıhlamuruna uyku ilacı karıştırmıştı. Peki kimdi ıhlamura uyku ilacını karıştıran? O mekanda bunu yapabilecek kim vardı? Durduk, bekledik ve gerçek ortaya çıktı sayın seyirciler. Deniz Baykal. Evet, Deniz Baykal durup dururken şu açıklamayı yaptı. Bakın dikkatli izleyin. Düşman gibi görünüyorsam da düşman değilim. CHP başkanı açık vermişti. Muhalefeti daha da rahat yapabilmek için Baykal, Tayyip Erdoğan'ın ıhlamuruna uyku ilacı katmıştı. Başbakan Tayyip Erdoğan konuşma sırası kendine gelince Konya valisi tarafından uyandırıldı. Bir mum diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez.
Gördüğünüz gibi sayın seyirciler, konuyla tamamen alakasız bu açıklama Tayyip Erdoğan'ın o gün en az 4 tane ilaçlı ıhlamur içtiğini gösteriyor. Son günlerdeki sokak eylemlerinde terör örgütü çocuklarla güvenlik güçlerini karşı karşıya getirerek kışkırtıcılık yapmaya devam ediyor sayın seyirciler. Öyle ki izinsiz gösteriler dün de sürdü. Eylemlerde taş atan çocukları görmeye alışmıştık ama şimdi izleyecekleriniz ilk defa meydana geldi. Örgüt üyeleri ellerine geçirdikleri küçük çocukları polise fırlattılar sayın seyirciler. Bak, polis onda bak, at oraya. Polis küçük çocukları havada yakalamaya çalışırken eylem örgüt sempatizanlarının elindeki küçük çocukların tükenmesiyle sona erdi. Bak, akşam eve geç kalma ha, tamam mı? Hadi bakalım. Koca Kafalar Baba Haber Bülteni burada sona eriyordu. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.